Merhabalar. Elektrik motorları serisinin önceki bölümünde temel manyetizmayı gördük ve elektrik motorlarını universal motorlar, DC motorlar ve AC motorlar olarak üçe ayırdık. Universal ve fırçalı DC motorlara da yakından bakmıştık. Bu bölümde de fırçasız DC motorlara yakından bakalım. Fırçasız DC motor veya BLDC Günümüzde işlemci teknolojisinin gelişmesi, batarya teknolojisindeki ilerlemeler ve kuvvetli mıknatıslar sayesinde günlük hayatta karşımıza daha çok çıkmaktadır. Ulaşımda elektrikli bisikletler, motosikletler, skuterler, otomobiller, daha sessiz ve verimli ev aletleri, dronlar, üretimde CNC makineler, ve robotlar gibi pek çok alanda kullanılırlar. Yüksek dönme hızları, tork ve hız kontrollerinin kolay olması, verimliliklerinin yüksek olması gibi pek çok avantajları vardır. Bu motorları kullanabilmek için bir sürücü devresine ihtiyaç vardır. Bu sürücü devrelerine elektronik hız kontrolünün kısaltması olan ESC denir. BLDC motorlar piyasada çok fazla boyut ve güç değerlerinde üretildiğinden seçim yaparken kafamızı karıştırabilir. Şimdi bu değerlere yakından bakalım. BLDC motorlarda KV değeri vardır. Kilovolt veya kilovat gibi değerlerle karıştırılmamalıdır. K değeri bir sabiti ifade eder. KV değeri teorik olarak volt başına kaç RPM üretebildiğini gösterir. Örneğin 1000 KV değeri. Motora 10 voltluk bir gerilim uygularsak motorun dakikada 10.000 devir döneceğini ifade eder. Bir de KT değeri vardır. Bu sabit değer, motora verdiğimiz amper başına motorun ne kadar tork üretebileceğini ifade eder. KT eşittir 1 bölü KV değeridir. 1000 KV motor için bir örnek yapalım. Torku Newton metre cinsinden bulmak istediğimiz için, RPM değerini açısal hıza dönüştürmeliyiz. Görüldüğü gibi amper başına çok düşük bir tork elde ediyoruz. Motor 20 amper çektiği durumda, Örnek motor için torkumuzu 0.2 Nm bulduk. Bu şekilde de motorun hem mekanik, hem de elektriksel gücünü hesaplayabiliriz. Sonuç olarak KV değeri yüksek motorlar yüksek hız ihtiyacı olan ve düşük torka ihtiyaç duyan uygulamalarda kullanılır. Düşük KV değerine sahip motorlarda tork ihtiyacı yüksek olan uygulamalarda tercih edilir. Şimdi bir BLDC motorların yapısına ve çalışma mantığına yakından bakalım. DC motorlar genellikle pozitif ve negatif kutupların bağlandığı iki girişe sahiptir. Fakat BLDC motorlara bakarsak 3 adet girişi olduğunu görürüz. Her ne kadar ismi fırçasız DC motor olsa da temelde 3 fazla alternatif akımla çalışırlar. Bu 3 giriş 3 fazı temsil eder. Bu yüzden stator yapıları 3 fazlı motorlarda kullanılan yıldız veya üçgen şeklindedir. Genellikle düşük hızlarda çalışan motorlarda yıldız bağlantı. Yüksek hızlarda çalışan motorlarda ise üçgen bağlantı tercih edilir. Bu bağlantıları 3 fazlı indiksiyonlu motorlarda inceleyeceğimiz için şimdilik detayına girmiyorum. Motorun dönen parçası olan rotorlara bakarsak burada sabit mıknatıslar kullanıldığını görürüz. Bu mıknatıslar içeride ise motor inranır motor. Dışındaysa outranır motor olarak adlandırılır. Outranır motorlar inranır motorlara göre daha yüksek tork üretirler. Buna karşın inranır motorlarda daha yüksek dönüş hızına sahiptir. BLDC motorların statorlarında 3 adet bobin çifti vardır. Bu bobin çiftlerini AB ve C olarak isimlendirelim. Rotorumuzdaki sabit mıknatısları bu bobinleri sırasıyla aktif ederek hareket ettiriyor ve dönme hareketi elde ediyoruz. Animasyonda görüldüğü gibi rotor ve bobin mıknatıslarının birbirine senkron olarak hareket etmesi sebebiyle bu motorlara senkron motor diyoruz. BLDC motorlar 3 faz ile çalıştığı için iki bobin çifti aynı anda aktiftir. Aynı anda iki bobinin aktif olması rotor üzerindeki kuvveti arttırır. Dolayısıyla tork da artar. Ayrıca bu şekilde motorun dönme yönünü de belirleyebiliriz. Bu iki manyetik alan sayesinde oluşan kuvvetlere servo motorlarda detaylı olarak bakacağız. Senkronizasyonu sağlamak için doğru zamanda doğru bobinler nasıl aktif oluyor? Fırçalı motorlarda bu görevi fırça ve komütatör sağlıyordu. Fırçasız motorlarda bu parçaların yerine komütasyonu işlemciler yapmaktadır. ESC sürücüler open loop sistemlerdir. Yani motordan aldığı verilere göre sadece doğru bobinlere elektrik verir. Closed loop sistemlerle farkını servo motorlarda anlatacağım için şimdilik çok fazla detaya girmiyorum. ESC'ler motordan veri alır demiştik. Bunun iki yöntemi vardır. Birinci yöntem, sensörlü BLDC motorlarda kullanılan sensörlerden aldığımız veri ile motoru döndürmek. İkinci yöntem ise bek yöntemidir. İlk olarak sensörlü bir LDC motorlara bakalım. Hal effekt sensörleri manyetizmaya maruz kaldıklarında bir sinyal üretirler. Bu sensörleri motor içerisine yerleştirdiğimizde, rotor üzerindeki mıknatıslarla etkileşerek her biri bir sinyal gönderir. Bu üç sinyal sayesinde işlemci rotorun konumunu algılar ve doğru bobinlere elektrik gönderir. İkinci yöntem olan BEMF EMF yöntemi ise, sensörsüz motorlarda kullanılır. ESC veriyi motora bağlı 3 kablodan alır. Kablolarda 3 faz olduğundan bahsetmiştim. Temelde işlemci bu 3 kablodaki fazların voltaj değerlerini ölçerek rotorun konumunu bulur. ESC'lerde çoğunlukla kullanılan Trapezodial dalga grafiği üzerinden bunu inceleyelim. Örneğin birinci bobin pozitif voltajda, ikinci bobin negatif voltajda iken, üçüncü bobin rotor mıknatısıyla etkileşerek bir voltaj oluşturur. Bu voltaja back EMF denir. Bu voltaj mıknatısın konumuna göre artan veya azalan konumda olur. Üçüncü fazın sıfır noktasını kestiği zaman önemlidir. Bu zamana zero crossing point denir. İşlemci bu anda yeni konuma geçeceğini anlar ve bir sonraki bobinleri aktif eder. Aynı sensörlü motorlardaki gibi rotor konumuna göre burada da 6 farklı veri elde edilir. BLDC motorlarda hız kontrolü PVM ile yapılır. PVM ile ilgili bir video hazırlamıştım. İsterseniz kanalımdan izleyebilirsiniz. PVM girişi genellikle güç girişinin yanındadır. PVM'i istersek işlemcimizden, istersek de harici bir kaynaktan uygulayabiliriz. PVM bir mosfet yardımıyla motora gelen voltajı ayarlar. Bu şekilde motorun içindeki dönme kuvvetleri artarak motorun hızını arttırır. Şimdi tüm sisteme topluca bakalım. İlk olarak PVM dalgası mosfet sayesinde voltajı ayarlar ve motor dönmeye başlar. Motor dönerken hangi konumda olduğunu işlemciye bildirir. İşlemci içindeki haş köprüleri sayesinde doğru bobinlere elektrik gönderir. Bu şekilde dönme işlemi devam eder. Bu bölümün sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atarsanız sevinirim. Hepinize mutlu günler diliyorum.